Sen peki şimdi kim tanımak isteyeceksin? Veya var mı öyle kafanda bir şey? Valla şu an yok ya. Yok mu? Evet. Yani ilk geldiğimde de zaten söyledim. Evde böyle çok fazla dikkatimi çeken biri yoktu. Öyle sürprizler oldu. Devam ettik, devam ettikçe açıldı falan ama şu an yok yani. Dün galada ama ben tatiline sizi yakıştırdım bayağı yani şey olarak yani. İki karakteristik değil farklı. Mi? O çok sakin, sen çok hareketlisin. Evet, evet, evet. Sanki birbirimizden bir şey olabilirdi ama işte çok bassız bedevi. Komik de bir kızdı. Komik muhabbetler dönerdi onunla. Konuşması falan mı? Aynen, aynen. Ben kendi en yakın arkadaşımın uyuz olduğu kıza bile böyle cümleler kuruyorum. Taraf tuttuğumu düşünemem. Selam. Havuz izlemedi. Yine bir kırmızı elbise. Bu kız dinlesin bu konuları. Yine bir kırmızı vakası. Ay, gelin aşkına başlık bu kız. Ne? Hoş geldin. Bunu bırakayım geliyorum. Evet. Nasıl yani? Vay be aldım. Değil mi saçları? Evet. Yok yok. Dilara ben. Hoş geldin. Gelsin. Doldum. Ben tanıyorum orada arkadaşı. Bir ünlü müsün? Evet. Eskiden en yakın arkadaşımdı. Şaka mı? Bana bir hatası oldu. Üstüne ben de ondan çok güzel bir intikam aldım. Yetmemiş, şimdi katıldığım programa gelmiş. Geldiyse göreceği de var ama. O kız. 4'de bu dövme arkadaşlar. Kameraya da göstereyim. Aynen bak burada aşkım iyi bak. Aynen aşkım. İyi boynuzladın bak. Ya. Evet sen de beni boynuzladın ya. Sen boynuzladın çünkü. Sen bana ihanet etmeyecektin. Benim bana hak kazıtmayacaktın. Özel mesajlarımı alıp onlarla beni tehdit etmeyecektin. Ettim, iyi yaptın. Sen daha karaktersizsin. Daha da tehdit edeyim neler mi? Neler yaptın neler neler. Elime konuş. Burası benim çöplüğüm ayağını denk alacaksın çöplük burada. Çöplük mü burası? Evet benim çöplüğüm benim çiftliğim istediğimi derim. Senin de burada geldiysen göreceğin de var. Hadi canım. Hadi canım. Yani hadi canım. Geldin. Boşuna geldin. Hadi. Yat bunu buraya. Ha? Girmeyin ikisi içindekileri konuş. Al zamanlar iyi değerlendir. Dur bir konuşreme kalbin güm güm atıyor beni görünce korkudan. Evet çok heyecanlandım çok özlemişim seni. İyi korktum ki geldin. Ondan İyi ki geldin. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Önce buradaki beğendiğin her adamı da yine elinden alacağım. İşte. Alacağım. Aşkım sen eniştecisin alacağım. İşte. Enişteci miyim? Sensin o. Sensin o. Enişteci, sensin enişteci. Seni burada yaşatma. Seni burada yaşatma. Tutma beni tutma. Tutarsan yükselirim. Bırak. Bırak kendini patlat. Dokunma. Şu an elindeki dövmeyi göstererek. Ben ona dokunmam. Ben seni rezil etmeye gelmedim. Sen ben ona kendini dokunmam. Rezil ettin. Ya bak ben o kıza vurmam. O da bana vurmaz. Salın bir. Çocuklanabiliyorum ya. Evet ben senin çocuklanabiliyorum. Ben sana yeğenizi tanımıyorum. İhanet zaten. Etmedim. Sen bana ihanet sen ettin. Bana ihanet ettin. Sevgilimle niye tatile sakın, gidiyorsun? Sen neden benim sakın mesajlarımı yeğen alıp İyi günüm. Kaç sene öncesiydi. Sana o dedim, onun üzerinde bana güvenme. Benimle niye barıştın? Sana dedim bana güvenme. Ben bir gün senden olmaz. Elini beni tutarsa daha da yükselirim. Ben sana dedim ki bana güvenme Tuğba. Sen çünkü gün gelecek ki, beni bölme. Allah bölme. Belamı versin. Burada sana diyaloglar böyle söylersen olmuyor. Ders 1. Burada diyaloglar böyle sen olmuyor. Sen buranın koordinatörü sırayla konuşuluyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Bana böyle emir vererek konuşamazsın. Emir vermiyorum. İyilik yapıyorum aksine öğretiyorum. Tepemden çekil. Çekilmiyorum. Burada durmak istersen burada dururum. Durmak senle var ya hadi canım ya. Ben uzaklaştım. O bir tane abi dediğim bir adam vardı ya. O onunla beni zaten yakıştırıyordu. Aramızı onların zaten sen ortamını bilmiyor sen varken. Musun? Tamam sen konu bilmiyor bu musun? Ben bunları sen yem olacağını bilmiyor musun? Bir susar mısın? Ben bunları görünce uzaklaştım senden. Sen de farkındasın. Hayır sen bunları görünce uzaklaşmadın. Sen Kadıköy'e gidince uzaklaştın. Hayır o dönem oluyor sen, bunların sen hepsi. O zaman çünkü çevreni değiştirdin. Hayır sen çevremi değiştirmedim. Seninle sadece telefonda konuşuyorduk. Ve ben bilerek gitmiyordum. Çünkü biliyorum başıma geleceğini. Aramızın bozulmasını istemiyorum. Dost diyordum ya. Aradan zaman geçti. Çocuk aldattı. Ayrıldılar.
Aradan aylar geçti. İşletmecilik yaptığım bir mekanda biz çocukla karşılaştık. Çocuk bana açıldı. Ben çocukla hiçbir şey yaşamadım. Evet, Muğla'ya da gittim. Çünkü psikolojim bozuktu. Bunun detaylarını demez. İster veririm, ister vermem. Şu an uzatmamak için vermiyorum. Sorun olursa özel de anlatırım. Sen bana yaşattın bunları. Benimle düzgün konuşmayı sen bu evde öğreneceksin. Sen yaşattın. Sana bu evi dar edeceğim. Ya Tuğba, hadi ya. Benim adamı öldürünce unutamayacaksın. Hadi ya. Beğenmeyin. Madem dışarıda niye yapmadın bunları? Yanında göreceksin. İki sene dışarıda niye yapmadın? Ben Melis Kılıç. İyi tanıyorsun. Sen eniştecisin. Ben zaten içeri girmeden önce ben kimi çağırırsam onu isteyecek dedim. Bana enişteci diyecek. En son eniştecisi. Kız. Sensin. Benim canımı sıkın. Leyla. Sustur o zaman. Tamam. Sensin enişteci. Tamam. Hayırdır? Sensin enişteci. Hayırdır? Sen gitti. Kendisini. Senin kadar şirkinleşmek istemiyorum. Hadi. Yürü git. Hadi. Ya Safiraz. Çık. Hadi. Ya hadi. Hayır, çık. Bak. Bak. Biliyorum ya. Sustur. Bir zekalı. Susturacağım. Yırtarım seni ha. Susturacağız biz. Çık. Çık şuradan. Böyle kelimeler kullanmayın. Evet, kendine bir ailesi var. Kimseyi burada tutmayın. Oğlum da yalnız sen de o zaman. İkiniz de böyle kelimeler kullanmayın. Su var mı burada? Dışarı çık da yiyelim. Ben kendimi tutamıyorum şimdi, anladın mı? Evet. Benim o kafam... bana hiçbir şey yapamaz, siz merak etmeyin. Biz kendi tanışsaydı var, biriniz çağırsın tanışsın. Gel baba, hepimizin aileleri izliyor. O kadar açık kanulara girmeyin. Kendisi girdiği için ben girmek zorunda kalıyorum. Ben bu eve girerken zaten ne diyeceğim? Ne gerek var? Onun hakkında konuşmayacağım. Tamam, oturur musun? Tam burada kendini tanıt, anlat kendini, tamam mı? Şu an o konuyu konuşma artık. Zaten yeteri kadar yükseldiniz. Bence bu şekilde giriş yapman hiç doğru olmadı senin için bu arada. Zaten buraya geldim yani, madem. Bak, yani gelme amacın yerize şey olarak mı yani? Sinir olarak. Sadece şunu istiyorum. Beni tanımadığınız için bana gart almayın. Şu an gart alsak bu kadar sonra, sakin konuşmayız beni ama beni tanıdıktan yani. Sonra o zaman istediğinizi söyleyebilirsiniz. İstediğiniz yorumu. Ha, tanımadan da yorum yapabilirsiniz ama iddia atmayın. Lütfen rica ediyorum. Peki. Çünkü benim ailem izliyor bu. Hepimizin ailesi izliyor bu arada. Biz oluyor bazen burada her gün gülüp oynamıyoruz. Çok yakınız mesela ama birbirimizi yiyoruz de tartışıyoruz. Burada. Ben bunları bil yani. Olayı bilmeden gart almam. Evet. Ama ikiniz de saygılı olayı bir şekilde burada dinleyelim. Bu muhabbetleri evet. Duymak olayı istemiyorum değil, ben. Olayı değil, kendini tanıtsın bence önce. Bence olay iyiliğiniz falan gelmesi lazım. Kendini tanıtın, neler yapıyorsun? Adım Tuğba, soyadım Tunç, 22 yaşındayım. Siirtliyim aslen. İstanbul'da yaşıyorum. E-ticaretle ilgileniyorum. Aynı zamanda şu anda da bir marka kurma yolundayım. 22 mi dedin yaş olarak? Duymamıştım. 22 yaşındayım. İkizler Burcu'yum, yükselenim de aslan. Ay ben... Kimsiz peki kimi dansa kaldırdın mı beni? Ha, erkekler evine gittin mi? Dansa kaldırdın mı? Kızlar kadını çok. Kimin hakkında konuştun mu? Sadece bunu merak ediyorum. Ama sorular falan sordu sence. Ne sorusu sordu? İşte beni insanlar tanısın diye birkaç soru sordu. Aa, kimi ne soru sordu işte? Bir saniye. Ne sordu? Şu an çok hatırlamıyorum. Çok heyecanlıydım da oradan. Tipini beğendiğin biri oldu mu? Yani şöyle bahsetmiş. İlişkisi olanlar zaten yani tanıma belli yolunda olanlar zaten el kaldırsın dedik. El kaldırdılar. Bir zahmet yani. O el kaldırdı. Hadi sen kaldır. Söylemem. Görürsünüz. Söyle ya. Ama dansa kaldırdığım kişi de yani sadece gördüğüm kadarıyla etkilendiğim, hoşlandığım. Ama onun haricinde illa bir yola gireceğim diye bir şey yok kesinlikle. İlk izlenimde birkaç kişi de görmeyeyim ya. Hoş beğendim diyebilirsin bu arada yani. Görkem mi? Olsan da olabilir. İlla böyle bir sıkıştırılma şeyi yok. Yani başka da bir şey yok yani. Art niyeti yok. Arkadaş olarak da zaten konuştuk. Arkadaş olarak da kalabiliriz. İleride bir şey de olabilir. Bu hiç belli olmaz dedik. O kişiyle mi? Kendi aranızda olur mu? Biliyorlar mı Yeliz'in arkadaşı olduğunu? Hayır. Ben buraya geldiğimde zaten ne yaşadım şu an bilmiyorum yani. Ben onun yaptıklarının üstünü kapatmaya çalışırken onun açması bir garip geldi. Sen burada bir tane yanlış kelime kullandın. Sadece o yüzden uyardım hani o kelimeyi burada kullanmayın. Herkesin ailesi izliyor. Herkes biliyor yani şey her şeyi ama dışarıdaki ailelerimizden kastediyorum. Ama ekranda da bunları duymak, görmek
İstemez değil. Yani bir annenin hiç hoşuna gitmez bu durum. Rahatsız eder, üzülür. O yüzden birbirinizi düşünmek yerine bence ailelerinizi düşünün. İşte yani. İnsanlar yani şöyle, ben şu yapıdayım. Bana karşımdaki insan nasıl davranırsa ben de aynı şekilde cevap veriyorum. Maalesef biraz kötü olabilir bu huyu ama o bana kötü yaklaşırsa ben de ona kötü yaklaşıyorum yani. Ama ve o da bu arada şok şöyle bir şey var. Yani. Şöyle bir şey var. Biz Yeliz'le gerçekten çok yakın arkadaştık. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen. Tamam, peçete falan getireyim. Sıkıntı yani bu şeyler. Ağlayacak bir şey yok. Demek şu an işte o yakınlıktan bu hale gelmesi belli de olmaz. Burada belki bir şeyler oturursunuz, çözersiniz, konuşursunuz. Hayat bu yani. Ne yaşayacağımızı bilemiyoruz. Çünkü ben Yeliz'le tekrardan eskisi gibi olsam tekrar aynı şeyleri yapmayacağım. Ya öyle oluyor ama. Ama hep tek tarafımız suçlu mesela. Hiç sende yok mu, örnek veriyorum? Şimdi onun iddia ettiği şey o benim. Olayı anlat sen o zaman, benim. Bir de senden dinleyelim. Evet ama böyle üstüruklu bir şekilde anlat. Aynen. Tamam mı? Ben size yemin ediyorum ki tek bir yanlış olmadan anlatacağım. Tamam. Biraz daha yüksek olan ama ağlamadan anlat. Olan evet, şey. Evet ağlamaya peçete gerek yok. Peçete var mı burada acaba? Peçete yok. Siz burada ne yapacaksınız ya? Evet. Böyle birbirinize kinlenirseniz burada siz ben olmaz. Eve girdiğim gibi dedim ki ben Yeliz Kılıç'ı tanımıyorum. Ben Yeliz Sarıgül Kılıç vardı. Onu tanıyorum. Ben yenisini tanımıyorum. Gerçekten tanımıyorum bu arada. Bu siz tanısaydınız eskisiyle yenisi arasında çok fark var. Sadece kendini düşünen bencil bir insan olmuş. Sadece çıkarları için insanlarla görüşen bir insan olduğu için artık. Olsun, onu da bu hale getiren sebepleri vardır belki. Bu konuyu belli ki tartışarak sonlandırmışsınız. Hayır, biz hiç yüzleşmedik işte. Tamam, birikilen bir şey var. Biz tamam, bu konuyu daha hiç kötü. Konuşmadık. Zaten siz birbirinize bir dolusunuz. Ne yapıyor kızlar? Siz zaten birbirinize dolusunuz. Sen yani buraya ben gelirken bunun patlayacağını düşünmedin mi? Ben onun, o açmasaydı ben bu konuyu açmayacaktım ki. Ben dediğim gibi bu yeni Yeliz'i tanımıyorum zaten. Gerçekten tanımıyorum. Yani bunu bu şekilde kendisi normalleştirmeniz lazım birbirinizle. Çünkü burada her gün yüzünüze geleceksiniz. Üstümden zaman geçmiş olayın. En ufak bir şey de patlayacak bence. Benim artık bence. Umurumda ve değil. Şimdi biz Yeliz'le hepimiz çok yakınız. Bu durumda biz arkadaşımızı şey yapıp bütün gün ya taraf tutmak değil de biraz daha temkinli olmalıyız ister istemez, anladın mı? Bizi de anla. Bu yüzden bu aranızdaki problemi en azından nötr bir şekilde merhaba iyiyim nasılsın samimiyet kurmadan mesafeli bir şekilde aranızı düzeltmeniz lazım. Yani bak bunu ben açık açık söylüyorum. Tamam o zaman. Gel hayatım gel. Sakinleşin. Yok sakin nasıl davranacağını iyi bilen bir kadın. Gel biz tüm olaylardan sonra ilk defa yüz verildi. Evet o yüzden söyledi. Öyle patladı yani. Ben hak veriyorum. Benim başıma da aynı olay geldi. Bu konuları burada ben böyle bu şekilde konuşmamız ikimizi de kötü gösterecek. Çok sakinim. Seninle bu konuları burada konuşmak senin de ilk günün olduğu için yanlış bir izlenim. Benim de burada bir yerim var. Ben de böyle gözükmek istemiyorum. Bizim ilk karşılaşmamız bir kafede de olabilirdi. Başka bir yerde de olabilirdi. Biliyorsun ilk diyaloğa girişimizde böyle bir olay yaşanacağını sen de tahmin ediyorsun. Ben de burada herkesten ben çok sen beni tanıyorsun. Ben senin diyaloğu açacağını düşünmedim sadece. Sana ama çok doluyum Tuba. Ben ölümden döndüm. O yüzden bu konuyu kapatalım. Senin bu evindeki yerini de asla onların hepsini sinirden söyledim. Senin bu evdeki kaderin neyse onu yaşa. Benim kaderim neyse onu yaşayalım. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu programda bir olay yaşarsak, bunun tartışmasına girersek gireriz. Girmezsek de girmeyiz. Ben çok sinirlendim kızlar çünkü ilk defa yüzleştik biz. Biz onları söyledik. Tamam. Bu evle alakalı durumlarda hepimiz birbirimizi tartışırız. Bu arada sizinle olan arkadaşlığımın da Tuğba'ya karşı bir gard almanızı istemiyorum. Biz onu da konuştuk. Yani öyle bir durum yok. Siz bireysel olarak sorularınızı sorun. Tanıyın. Ben de sanki ilk defa tanıyormuş gibi yapacağım seni. Sen de öyle yaparsın çünkü burası bir platform ve bu platformdaki kaderini etkilemek istemiyorum. Kendi yerimin de zarar görmesini istemiyorum. Bu kadardı. Hasret sen kritikte saygı böyle. Saygı çerçevesinde aynı evdesiniz, hızlıza geleceksiniz. Kritikte böyle. Merhaba. Bir konu varsa tartışın, bunu kişisele dökmeyin ama. Çocuklar da aynı. Ya buradaki ağladı geçmiş konuyu kendisi. Biz şey yaparak Tuğba'ya hiçbirimiz yüklenmeyiz. Ama çünkü buradaki diyaloglarınız da, ve Tuğba'ya da söyledik. Bu tamamen burada gelişen diyaloglarına göre haklı olduğunda yanında oluruz, haksız olduğunda yanında olmayız. Yani herkes gibi. Zaten biz hepimiz burada böyleyiz bu arada. Bir gün onunla kavga ediyorsun. Ertesi gün
O hakkı oluyor, onun yanında oluyor. Çünkü şimdi öyle yani ne burası. Yaşadığınızı siz biliyorsunuz. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın. Boş. Bu bizi güzel. Asla ilgilendiremez. Bizim şimdi doğru cümleyi de söylemek istiyorum. Bizim bu kadar birbirimize öfkeli olmamızın sebebi çok iyi dostluk. Çok büyük kırgınlık bunu var. Bunu anlıyoruz zaten olur. Belli oluyor yani. Söyledim bunu söylemene zaten. Bile gerek az yok. İnsan sevmediği, daha. Değer vermediği birine bu tepkileri vermez. Umursamaz zaten. Anlaşılıyor, sorun değil. O sizin kişisel sorununuz. İster halledin, ister burada yeni tanışıyormuş gibi yapın. O zamanla, sizin bildiğiniz. Evet. Zamanla belli olacak ne oldu. Belki de sizin için daha iyi olacak. Bilemezsiniz ne getireceğini. Hadi bana soru sorun. Evet, nereliydin dedi? Siirt'liydim. Siirt. İstanbul'da nasıl yaşıyorsun? Nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun özellik olarak? Evet, yani fiziksel. Saygılı, sadakatli. Tamam, fiziksel esmer, sarı kumral. Fiziksel ve 1.85 üstü esmer ya da kumral. Ama sarışın asla değil. Esmer arada de söylüyor ki bak saldırmayalım. Zevkimiz mi? Esmer ya da kumral. Bir şey söyleyeceğim. Zevkimiz mi aynı? Hayır zaten az şey diyor. Şey tartışmayın ama tamam mı? Dedi ki Mert zaten ona göre biri değil dedi. Dedi mi? Dedi. Yani hiç tarzı olmayan bir insanla şimdi. Yani bir şey tanıdığı için yani normal. Evet yani. Evet. Hepinizden iyi tanıyor. Tabii ki yakın çocuk. Bir cümlesini dikkat ettiniz mi? Ne oldu? Niye titriyorsun? Sinirlendin mi dedi bana. Ben sinirlendiğimde zangır zangır titrerim. Onun kalp atışı bile geliyordu benim. Evet. Biliyor beni, tanıyor. Kaç yıllık arkadaştınız? Çok. Bayağı çocukluk. Çok. Ergenliğimiz birlikte geçti yani. Biz beraber, onunla beraber büyüdük, büyüyünce düşman olduk. Ve yani konuyu açmak istemiyorum ama o adamlar araya girmeseydi biz konuşarak çözebileceğimiz konulardı. Çünkü ona anlatılan doğru değil, bana da yansıtılan farklı. Bunun da farkındayız. İlla başkaları tarafından değildi. Yani. O dolduruldu. Ben de o doldurulunca ona gart aldım.